Geçen sezon da adı Galatasaray'la anılmıştı kalecinin Fatih'in ama bu transfer gerçekleşmemişti. İstediği formaya kavuşmuş gibi görünüyor. Beklentimde Fatih Öztürk'ten özellikle Muslera'nın ligin ilk haftalarını kaçıracağını düşünürsek çok yüksek beklentilerim yok onu söyleyeyim. Hatta Okan Koç'un daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Okan Koç'un birinci kaleci Fatih Öztürk'ün yedek kaleci olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Okan'ın performansının çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama Galatasaray 33 yaşında bir kaleciye Yatırım yapmak ne kadar doğru. Ha şunu demek istemiyorum yani Galatasaray kalkıp da genç bir kaleci alarak iki genç kaleciyle yoluna devam et edemez tabii ki. Ama Galatasaray sorun şu sezona Okan ve Fatih ile başlayacak. Geçen sene Karyus ne hale geldi Beşiktaş'ta buradan biraz ders çıkartılması lazım bence. Karyus'tan bahsediyorum bu arada yani Liverpool görmüş bir kaleciden bahsediyorum. Ama garip şimdi, bir şekilde. Ama orasını <laughs> şampiyonlar tabii. Ligi finali gördüm. E tabi. Yani Lovren'le beraber. Hep şey konuşuldu. Ya işte Şampiyonlar Ligi finaline Liverpool'u taşıdı falan hiç. Taşımadı katkısı, ya yani taşıdığı <laughs> falan yok yani. Şampiyonlar Ligi finali kaybetti. Yani Liverpool onu sırtında taşıdı. Liverpool onu sırtında taşıdı aynen öyle. Şimdi ama e, ben ne Fatih Öztürk'ün e, ne de Okan Koç'un e, Galatasaray'ın ligin ilk yarısında olası senaryodan bahsediyorum. Mustafa ikinci yere dönecekse. Velev ki 7. haftada dönecek. Hı hı. Galatasaray geçen sene şampiyonluğu ligin ilk yarısında kaybetti. Ligin ikinci yarısında 8 hafta kazanan bir Galatasaray üst üste kazanan ha pandemi işin içine dahil etmek mutlaka ki gerekir. Rüzgarın arkasını rüzgarı arkasını almış bir Galatasaray vardı. Ama Galatasaray bence hatalarından hiç ders çıkartmıyor. Senelerdir Galatasaray hatalarından ders çıkartmıyor neden? Senelerdir Galatasaray sezonu açıyor. Santforu yok senelerdir Galatasaray sürekli Feguli'nin geç dönmesi, Melo'nun kampa geç katılması hep yani oyuncularla ilgili hep bir sıkıntı var Galatasaray'da. Ama bu bir gelenek haline döndü. Yani oyuncular burayı çok güzel kullanıyorlar bence. Feguly'e bakıyorsun. Eylül ile Aralık arasında Feguli'yi arıyor bizim gözlerimiz. Ne olacak? Acaba bu maç oynar mı? Acaba bu maç oynar mı derken Aralık oluyor. Ocaktan sonra gözlerin pasını siliyor Feguli. Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Ama Galatasaray Neyi kaybettiğinin farkına varamıyor. Neyi kaybediyor Galatasaray? Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse sıfır çeken bir takım haline geliyor. Fegulu bana Şampiyonlar Ligi'nde lazım. Evet. E Galatasaray UEFA Kupası'na gidecek. Okan Kuçu'yu keza çok beğenirim bu arada. Yani e, o konuda çok tereddütüm yok. Ama Galatasaray'ın eğer Avrupa Kupası ve Lig serüveninde Okan'la Fatih'le beraber çıkarsa, ligi avlu atabilir, çok erken avlu atabilir Galatasaray. Rahim Sterling bir gol kaçırdı. Hakikaten olacak iş değil. Ben de bir yandan gözüm orada. Lyon <laughs> Manchester City karşısında 2-1 yani. önde sevgili seyirciler. Ve Şampiyonlar Ligi'nde sanki bir sürpriz daha yaşanacak gibi görünüyor. Rahim Sterling'in kaçırdığı golde eğer City bu maçı çeviremezse uzun yıllar hatırlanır. Hakikaten evet. inanılmaz bir pozisyon atlattı Lyon Kalesi. Çok iyi savunma yaptılar. E pozisyonlar da verdiler aslında ama şu ana kadar City önünde üstünlüklerini korumayı başardılar. Bakalım son anlar bize neler getirecek. Bir Fatih Öztürk değerlendirmesi de Taner Karaman'dan dinleyeceğiz. Ben e, Fatih konusunda bu kadar karamsar değilim. Özellikle e, kariyerinde Akisar'da oynadığı dönemde de e, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde de e, çok sayıda maçta Özellikle büyük karşılaşma diyebileceğimiz Lyon attı bu arada. Ve 3 oldu. Ama bayrak yok havada. Sayı, havada mı? Mı acaba? Lyonlu oyuncular Seviniyor. Seninle. Skor 3-1'e gelmiş gibi görünüyor. Guardiola da offside yerine oturdu ya. ve e, suyunu içiyor. İki golde de e, offside beklentisi vardı bu arada Manchester City'nin. Ki ikinci gol aslında derslik bir pozisyondu. Şimdi skor 3-1'e geldi. Pozisyonun tekrarını da izleyeceğiz. Bir offside var mı yok mu? Bununla alakalı kafamız karışık. Orta alanda bir hava topu mücadelesi sonrasında toplu lyonlu oyuncularda kalıyor. Pozisyonun başlangıcında hiçbir sıkıntı yok. Sol tarafa gönderilen bir Pas var, sonrasında seken top ağlara gidiyor, skor 3-1 oluyor ve e, gol geçerli, offside yok. Offside gibi geldi bana. Mı? Offside gibi mi geldi? Evet sanki. Bana da oyuncu Taç. net geriden çıkıyor, dembele geriden çıkıyor gibi geldi. Acaba e, diğer oyuncu e, Adelaide olabilir, emin değilim tam göremedim kim olduğunu. Ona Acaba Ederson'u bozuyor mu diye Ona e, bir ihtimal olabilir ama sanmıyorum, dembele offside de değil. Valla kaçırdım ben, o, o anı kaçırdım maalesef. Hakikaten büyük bir mucize olarak görülen bir durum gerçekleşmek üzere. Lyon City karşısında 3-1 önde pozisyonda kontrol edildiğini belirtelim ama ben offside olmadığı kanaatindeyim. Oyunda zaten başladı skor 3-1 sevgili seyirciler. Evet. İlginç bir sonuç var ortada. <laughs> hakikaten ben City'den pek hoşlanmıyorum. Guardiola'ya saygı duysam da. Liverpool dışındaki hiçbir İngiliz takımından İngiliz takımı evet sadece Liverpool. City'nin bir şey kazanamamış olması. Hatta hala önlerinde de bir zaman var. Beni açıkçası mutlu edecek ama belli de olmaz. Çok önemli yıldızların olduğunu belirtelim. Raheem Sterling hakikaten birkaç gece uyku uyuyamaz. Ya zaten bütün City yıkıldı. Buradan maç döner mi? Denayer'i de harika işler yapıyor yalnız. Evet. Yani Güzel isimler geçiyor Türkiye'den ama e, maalesef çok ucuza gönderebiliyoruz oyuncuları. Mesela Marcelo da aynı şekilde. Denayer de burada e, hiç hakkı verilmeyen bir oyuncuydu. E ya, %100 katılıyorum ve ben neden beğenilmediğine bir türlü Alex anlam Selis veremedim. Alex hakkı verilmeyen bir oyuncuydu. Orada katılmıyorum. <laughs> Orada ayrılıyorum. Sen veriyor muydun yoksa oyuncu ben, kötü mü diyorsun? Ben iyi bir oyuncu oldum. Yani savunması çok eksikti Alex Galatasaray'a geldiğinde kapak oduna çıkmayı bilmiyordu. Yani şöyle diye. söyleyelim, ya yani oyuncunun bir potansiyeli vardır. Eyvallah. Sen o potansiyeli görürsün, ona göre bir yatırım yaparsın. Öyle bakalım, oyuncu bence çok iyi bir oyuncuydu. Ben yani eksik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani her Mesela sene... şimdi eleştirilen oyuncu, yine bir sol bek eleştiriyor Galatasaray'da, Saraç'ı. Özel bir oyuncu olacak potansiyeli var. Evet çok önemli eksikleri var, özellikle savunma yönünde. Ama bugün eleştirenler, eminim ki yarınlar geldiği zaman... O eleştiriden mahcup olacak. Zaman gösterecek Ben bize. de onlara dahilim Saratçı konusunda o zaman. Hı -hı. Çünkü ben Saraççı'yı da hiç beğenmiyorum. Ya ısrarlıyım da. Alexeyes'in de, e, Alexeyes konusunda da, Saraç konusunda da çok ısrarlıyım da. Bakalım e, zaman neler gösterecek. Bize göreceğiz. Fatih Öztürk, evet. Okan mukayesesinde e, senin, sana sıcak baktığın oyuncu kim? Biraz da Fatih Öztürk. En azından Hı -hı. maç performansı daha fazla... Ee, olduğunu söylememiz mümkün Okan'ın beklediği süre içerisinde geride kaldığı süre içerisinde ilk 11'e girdiğinde maç eksiğini çok fazla oyuna yansıttığını gördük Fatih'in böyle olacağını düşünmüyorum yanılır mıyım bilmiyorum ama olacağını düşünmüyorum ve şu anda Fatih'in e, özellikle kariyerinde büyük takımlara karşı oynanan maçlarda yani vitrin diye tabir edebileceğiniz maçlardaki kurtarışlarıyla çok öne çıktığını söylememiz mümkün ki hı hı. kariyerin hep rekor maçları böyle karşılaşmalarda olmuştur ve şimdi bir bitrin takıma geldi. Her maçı'nın e, milyonlar izlenen bir e, maç takıma geldiği için de çok yüksek bir olasılıkla Fatih performansıyla Okan'ın önüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani o motivasyonla e, oyun'a üstünlüğünü koyacağı kanısındayım. Fatih hocanın da e, Fatih'i bir adım önde ol, düşündüğünü kanısındayım çünkü e, har ödenen paralara maaş paralarına baktığımız zaman Okandan daha fazlasını e, Fatih'e vaat etmişler. Öyle bir görüntü var. Evet. Ama yine de ne olursa olsun Galatasaray Kalesi'nde kim olursa olsun Fernando Muslera'nın dönmesi bir an önce herhalde Fatih Terim başta bütün Galatasaraylıların beklentisidir. Mutlaka mutlaka doğru ama ben daha net bir isimle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani biraz daha rüştünü ispat etmiş bir isim olabilirdi Galatasaray Kalesi için. Çünkü problem şu ilk 3 haftada yenilecek 2 hatalı gol kaleciyi tamamen bitirir. Ya yani bu özgüvene sahip olması gerekiyor Galatasaray kalecisinin. Ben Fatih'te güven o özgüven sarsılmasının çok çabuk yaşanabileceğini düşünüyorum. Yaşayabileceğini düşünüyorum Fatih'in. Ya yani bana o izlenim veriyor. O duruşla ilgili bir e, sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğüm bir kaleci mesela Fatih. Tamam şey yapmayayım çocuğu da hani tamamen çok Süper süperlik seviyesinde bir kaleci sonuçta. Buradan hı hı. bahsediyoruz ama çok çabuk etkilenebileceğini düşünüyorum. Ya süperlikte belli takımların o ilk 11'inde rahatlıkla evet, mücadele orada, edebilir. E, dört büyüklere karşı mesela Taner ne dedi? Dört büyüklere karşı başarılı oldu. Evet. Şimdi zaten problem açık alanda da çok başarılı bir kaleci olması önemli bir kalecinin. Bu, bu tarafını da gözetmek lazım. Hı -hı. Nasıl bir stoperi 10 metrede, 15 metrede oynayan bir stoper olarak değerlendiriyoruz? Büyük takım kalecisi ve stoperlerini de aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Nedir o? Ceza sahası içinde kalabalık varken yan toplarda nasıl? Bir de İki kişi ceza sahasındayken yan kenar ortalarında nasıl ne kadar hakimiyet kuruyor ya da stoper açısından da aynı şekilde <laughs> bakmak lazım.